Evet sevgili matematik canavarları, güzel çalıştık ve eşitsizlikler konusunun son dersine geldik. Bu dersimizde birden fazla eşitsizliğin yani eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini tablo yardımıyla yapmayı öğreneceğiz. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, eşitsizlik sistemi ile ilgili ilk sorumuza baktığımız zaman bu sistemi sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye bize sorulmuş. Evet biz yine kritik noktaları bularak başlıyoruz. İlk eşitsizliğimize baktığımız zaman x kare eksi 4x eksi 5 ifadesini görüyoruz. Bunu sıfıra eşit diyelim. Evet çarpanlarını ayırmaya çalışıyoruz. Bu ifademiz çarpanları ayırabilmek için eksi 5'e artı 1 yapalım. Evet arkadaşlar şu an sağlıyor. Bakın çarpalım bunları. Eksi 5 yapacaktır. Topladığımızda da eksi 4 olarak ortadaki ifadeyi veriyor. O zaman karşılıklı olarak aldığımız zaman x eksi 5 çarpı x artı 1 olduğunu söyleyebiliriz. Bu ifademizde her bir çarpanımızı sıfıra eşitlediğimizde birinci ifadeden 5 buluruz. İkinci ifadeden de sıfıra eşitlediğimizde eksi 1 buluruz. Evet birinci eşitsizlikten bunları bulmuş olduk. Şimdi ikinci eşitsizliğimize baktığımız zaman bunu da sıfıra eşitleyerek kritik noktalarını bulmaya çalışalım. Şimdi ifademizde baktığımızda her ikisinde de x olduğu için x parantezini alalım. X parantezini alınca içeride de x artı 4 oluşacaktır. Evet buradan birinci ifademizi sıfıra eşitlersek 0, ikinci ifademizi sıfıra eşitlersek de eksi 4 bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk adımımızı tamamladık. Ne yapacağız şimdi? Bu köklerimizi eşitsizlik sisteminde göstermeye başlayacağız. Şimdi öncekinde hatırlarsak tek bir çizgimiz oluyordu. Şimdi baktığımız zaman iki tane burada eşitsizliğimiz olduğu için iki bölme olacaktır. Bu eşitsizlikleri işaretlerini ayrı bölmelerde göstermeye çalışacağız. O yüzden bir çizgi daha çiziyorum. Şimdi burada baktığımız zaman şu birinci ifademizi şöyle isimlendirelim. Burası 1 olsun, burası da 2 olsun. Bir numaranın işaretlerini burada göstermeye çalışacağız. İki numarayı da aşağıda göstermeye çalışacağız. Köklerimize baktığımız zaman en küçük olan bakıyorum eksi 4. Evet. Eksi 4. Sonra bakıyorum eksi 1 görüyorum. Sonra 0 dediğimiz kökü görüyoruz. Ve 5 kökümüz varmış. Evet. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman bu ifadelerimizde eşitsizliklerimizde payda yok. O yüzden bunların hepsini tek çizgi olarak çiziyoruz. Aşağıya kadar çiziyoruz. Evet böyle tek çizgiyle gösterdik. Şimdi sırada bu baktığımız zaman köklerimizi kendi eşitsizlikleriyle eşleştirelim. Bakın 5 ve eksi 1 dediğimiz ifade yukarıdaki eşitsizliğimiz 0 yapıyordu. O zaman bunun izahına geliyorsunuz. 5 ve eksi 1'e bir sıfır işareti koyuyoruz bakın. Niye bir tane koyduğumuzu da söyleyelim. Çünkü bunlardan birer tane bulduk. Tek katlı kök bunlar. Şimdi geldiğimiz zaman buradaki 0 ve eksi 4 dediğimizde alttaki eşitsizliğimizi 0 yapıyordu. Dolayısıyla onun izahından düşüneceğiz. 0'ı şöyle işaretliyoruz. Bir de ne varmış? Eksi 4. Evet. Bunlarda da birer tane sıfır yaptık. Çünkü bunlarda da birer tane kök bulduk. Tek katlı kökmüş. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık diyorduk ki biz bunların içleri dolu mu boş mu? Hatırlarsanız böyle söylüyorduk. O zaman şuna bakacağız. Birinci ifademizi düşünsek. Birinci eşitsizliğimizde bakın buraya baktığımızda dahil işareti yok. O yüzden yukarıdaki şu hizadaki içi boş olmak zorundadır. Eksi 1'in ve 5'in içi boş olacakmış. İkinci eşitsizliğimize geldiğimiz zaman bakalım onun işaretine. Bakın burada dahillik işareti görüyoruz. Dahillik işareti olduğu için onun hizasındaki köklerimizi eksi 4 dediğimiz kök ve 0 dediğimiz kökün içi dolu olacaktır. Gerektiğinde uygun olursa onları kümemize dahil edeceğiz. Evet. Şimdi baktığımız zaman artık ne yapıyorduk biz? İşaretlerimizi belirliyorduk. Şimdi birincinin ilk önce işaretlerini belirleyelim. Birinci olanın işareti sağ taraftan artıyla mı başlar, eksiyle mi başlar ona bakalım. O zaman birinci eşitsizliğimize geliyoruz. En büyük derece kim diye bakarsınız. X kare. X karenin işareti artı olduğu için bizim ifademiz sağ taraftan artıyla başlayacakmış. Şimdi dikkat edelim söyleyeceğiz. Kendi kökü ve tek katlı kök olduğu için işaret değişimi olacaktır. Kendi kökü olmadığı için işaret değişimi olmayacaktır. Kendi kökü ve tek katlı kök olduğu için yine işaret değişimi olacaktır. Buna baktığımız zaman bu da yine bir numaranın kökü olmadığından dolayı işaret değişimi olmayacaktır. Evet birincinin işaretlerini tamamladık. Şimdi ikinci eşitsizliğimize baktığımız zaman
Orada da en büyük derecemiz yine x kare. X kare de pozitif olduğu için bu da sağ taraftan artıyla başlıyormuş. Şimdi baktığımız zaman bu kendi kökü olmadığı için direkt yine artıyla yazacağız. İşaret değişimi olmayacaktır. Bu kendi kökü ve tek katlı olduğu için işaret değişimi olacaktır. Evet, buraya geldiğimiz zaman yine kendi kökü değil, işaret değişimi olmaz. Buna baktığımız zaman kendi kökü ve tek katlı olduğu için yine işaret değişimi olacaktır arkadaşlar. Şimdi biz bölgedeki işaretlerimizi bulduk. Peki en son olarak ne diyorduk biz? Kendimiz ne arıyoruz? Artıları mı arıyoruz, eksileri mi arıyoruz? O zaman iki tane eşitsizliğimiz var. Her ikisini de değerlendiriyoruz. Bakın birinci ifadeyi düşündüğümüz zaman birinci ifademiz eşitsizliğimizin sivri kısmında. Yani küçükleri arıyormuşuz. Neyden küçükleri arıyoruz? Sıfırdan küçükleri. Sıfırdan küçükler negatif demektir. Birinci ifadede sivri kısımda olduğu için negatifleri arıyormuşuz. İkinci ifademize baktığımız zaman da geniş taraftadır. Geniş tarafta olduğu için de sıfırdan büyükleri yani pozitifleri arıyoruzdur. O zaman ifadenize gideceksiniz. Siz ne yapacaksınız? Eksiye artı. Yukarıda eksi, aşağıda artı yer var mı diye bakacaksınız. Eksiye artıya bakıyoruz. Eksiye artı bakın. Burada varmış. O zaman buradaki ifadelerimizi düşünebiliriz. Ve bize ne diyordu ona da tekrardan bakalım. Sistemi sağlayan x tam sayılarının toplamı. O zaman biz bu x tam sayılarını yazalım. X tam sayılarını düşündüğümüz zaman 0 dediğimiz ifade olacaktır. Ama bunu yine vurgulayalım bakın. 0 dediğimiz aşağıda uygundur. Sadece aşağıda uygun olması yetmez. Yukarıda da uygun mu diye bakmalısınız. Yukarıda da biz ne arıyorduk? Eksiyi. 0'ın solunda ve sağında eksi olduğu için kendisinde de yine eksi olacaktır. Yukarıda da sağladığını söyleyebiliriz. Yukarıda sağlıyor, aşağıda zaten sağlıyordu. O yüzden 0'ı düşünebiliriz. Bu aradaki tüm değerler oluyormuş zaten. Yani 1, 2, 3, 4 değeri olur. 5 değerimizi düşündüğümüz zaman 5 değerimiz yukarıdaki ifade uygun olmadığı için kümemize dahil etmeyeceğiz. Yani aşağıda uygun olsa dahi yukarıda uygun değilse herhangi birinde uygun olmayan durum varsa içi boş durumu görüyorsak dahil etmeyeceğiz. Demek ki bunlarmış. Bir belki şunu gözden kaçırmayalım. Bunu da bir değerlendirelim. Buna baktığımız zaman burada aslında eksi 4 alttaki ifademize uygundur. Ama yukarıdakine uygun değildir. Niçin? Yukarıdakinde biz ne arıyorduk çünkü? Hatırlarsanız eksileri arıyorduk. Yukarıda bakın burası artı, burası artı olduğu için geçtiği noktada da artıdır. Ama biz eksiyi arıyorduk. Yani eksi 4 dediğimiz ifadeyi yerine koyarsak birinci ifade eksi gelmeyecektir. O yüzden yukarıyı sağlamadığından onu köke alamayız. Aşağısı sağlıyor ama yukarıda sağlamıyormuş. O yüzden sadece bu ifadelerimiz varmış. Bu tam sayılarımızı toplarsak 4 artı 3 7, 7 artı 2 9, 9'a 1 eklersek 10. Sıfırın etkisi yoktur zaten. O zaman bunların toplamı 10'muş. Cevabımız A şıkkıymış. Evet arkadaşlar, ikinci örneğimize baktığımız zaman bize bölme şeklinde eşitsizlikler verilmiş. Bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Evet, biz birinci olarak yine pay kısımlarından başlayıp burada kritik noktalarımızı belirleyelim. Birinci ifademizi şöyle isimlendirdim. Evet arkadaşlar. Bunun pay kısmına baktığımız zaman x eksi 4 ifadesini görmekteyiz. Eksi 4'ü karşıya attığımız zaman 4 bizim kritik noktalarımızdan bir tanesiymiş. Paydasını 0'a eşitlediğimiz zaman x artı 1 ifadesini 0'a eşitlersek buradan da x'i eksi 1 buluruz. Evet, şimdi ikinci eşitsizliğimize bakalım. Onun pay kısmını 0'a eşitlediğimiz zaman x artı 1'i 0'a eşitlediğimizde karşıya atarsak x'i eksi 1 buluruz. Paydasını 0'a eşitlediğimiz zaman da 5 eksi x eşittir 0 olur. Eksi x'i karşıya atarsak da x'i 5 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar, şimdi kritik noktalarımızı bulduk. Bunların ışığında biz tablomuzu oluşturalım. Şimdi hatırlarsanız tablomuzu oluşturuyoruz. Burada iki tane eşitsizlik olduğu için biz iki bölmeye ihtiyaç duyduğumuz için şöyle bir çizgi daha çiziyoruz. Evet, şimdi artık biz bu kritik noktalarımızı yerine koyalım. Baktığımız zaman en küçük olan kim gözüküyor? Eksi 1 gözüküyor. Eksi 1'i işaretledim. Sonra bakıyorum 4 görüyorum. Ve 5 görüyoruz. Evet, öncelikle tek çizgi çizelim şöyle. Sonra gerektiğinde paydadan gelenleri çift çizgiye dönüştüreceğiz. Şurası birinci eşitsizlikle ilgili. Burası da ikinci eşitsizlikle ilgili olsun. Şimdi birinci eşitsizliğe baktığımız zaman buradaki ifademizde gelen kimdi? Eksi 1 köküymüş. O zaman eksi 1 kökü çift çizgi olsun. Yine birinci eşitsizliğimize baktığımız zaman pay kısmından gelen kimmiş? 4. Evet, onu da tek çizgiyle gösterdik. Bunlardan birer tane bulduğumuz için biz bunlara birer tane sıfır işareti koyuyoruz.
İkinci eşitsizliğimize baktığımız zaman onun paydasından gelene bakarsak 5 eksi x yani x eşittir 5 köküymüş. O zaman ona çift çizgi koyalım. Baktığımız zaman eksi 1 ve 5 köklerimiz ve birer tane bulmuşuz. O zaman onlara da birer tane sıfır işareti koyuyoruz tek katlı kök oldukları için. Şimdi artık bu bizim eşitsizliklerimizin işaretlerini bulma zamanı geldi. Ne yapacağız? Birinci eşitsizliğimize bakarsak sağ taraftan hangi işaretle başlıyormuş onu belirlemeye çalışalım. Evet, şöyle bir bakalım. Bizim birinci eşitsizliğimizde x'i düşündüğümüz zaman artı olduğunu görüyoruz. Yani pay kısmı artıymış. Paydaya baktığımız zaman yine x ifadesi artı olduğu için payda da artıdır. Artıya artıya böldüğümüz zaman ifademiz baktığımız zaman sağ taraftan artıyla başlayacakmış. Ve ifademizde baktığımız zaman bu kendi kökü değil. O yüzden işaret değişimi olmayacaktır. Bakıyoruz. Kendi kökü ve tek katlı olduğu için işaret değişimi olacaktır. Kendi kökü ve tek katlı olduğu için yine işaret değişimi olacaktır. İkinci eşitsizliğimize baktığımız zaman onun işaretlerini düşünelim. Pay kısmına bakarsanız x ifadesi artıdır. O yüzden pay kısmı artıdır. Aşağıda x'e bakarsanız eksidir. O yüzden artıyı eksiye bölersek eksi buluruz. İkinci eşitsizliğimiz sağ taraftan eksiyle başlıyormuş. Kendi kökü ve tek katlı olduğu için işaret değişimi olacaktır. Kendi kökü olmadığı için işaret değişmedi. Kendi kökü ve tek katlı olduğu için işaret değişimi oldu. Evet. Burada arkadaşlar bir de bizim değerlerimizin içi dolu boş mu ona bakmalıydık. Şimdi baktığımız zaman birinci eşitsizliğimizde dahillik işareti görüyoruz. O yüzden pay kısmından gelen dediğimiz 4'ü içini doldurmalıymışız. Diğeri paydadan geldiği için içini doldurmuyoruz. İkinci eşitsizliğimize baktığımız zaman zaten orada dahillik işareti olmadığı için paydan geleni de paydan geleni de ikisinde içi boş olmak zorundadır. Kümemize dahil etmeyeceğiz. Şimdi bunların dışında biz cevabımızı bulabilmek için artık biz ne arıyoruz ona bakmalıyız. Şöyle bir bakalım ifadelerimize. Birinci eşitsizliğimize bakarsak burada işaretin geniş tarafında olduğunu görüyoruz. Yani sıfırdan büyükleri arıyormuşuz. Alt tarafta baktığımız zaman yine geniş tarafta gördüğümüz için yine biz pozitif olanları arıyormuşuz. O zaman şöyle düşüneceğiz. Artıya artı dediğimiz ifade bizim var mı burada? Evet, bakıyoruz. Bakın şurada varmış. Evet, buradaki aralığımızı söylemek istersek de 4-5 aralığıdır. Çözüm kümesi ÇK 4-5 aralığı. 5 dediğimizin içi boş. Zaten bir tanesinde boş olması yeterli oluyordu. Diğerini düşünmemize gerek yok. Buraya baktığımız zaman 4 ifadesi yukarıda sağlıyor, aşağıda sağlıyor mu diye bakmalıyız. Aşağıda da baktığımız zaman biz ne arıyorduk? Artı arıyorduk. O zaman bakarsanız o 4'ün solunda ve sağında artı olduğu için kendisinde de artı olacaktır. Yani bu ifademiz de sağlar. Hem yukarıda hem aşağıda sağladığı için biz 4 dediğimiz ifadeyi almalıyız. Yani baktığımızda 4 kapalı 5 açık aralığı şeklinde olmalı. Cevabımız B şıkkıdır. Evet arkadaşlar, üçüncü örneğimize baktığımız zaman bize eşitsizliklerimizi yine rasyonel görüntüde vermiş ve bu eşitsizlik sistemimizin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Evet, biz yine kritik noktaları bularak başlayalım. Birinci eşitsizliğimizi şöyle isimlendirdim. Pay kısmındaki çarpanımızı sıfıra eşitlediğimiz zaman buradan kökümüzün 1 olduğunu görüyoruz. Bu kritik noktamızmış. Şimdi baktığımız zaman derecesi 3 olduğu için bu ifademiz tek katlı köktür. Aynı şekilde paydamızı sıfıra eşitlersek, buradan da kritik noktamız varsa bulalım. Karşıya gönderdik, x küp eşittir 1, buradan da x'i 1 buluruz. Evet, bu da tek katlı kök ve paydamızdan geldi. Şimdi aynı şekilde ikinci eşitsizliğimize geçelim. Oradaki kritik noktalar varsa bulalım. Evet, ikinci eşitsizliğimizi isimlendirdik. Burada baktığımız zaman x kare görüyoruz. X kareyi sıfıra eşitlersek buradan x'in 0 olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki ifademizde derecemiz 2 olduğu için 0 dediğimiz çift katlıdır. Çift katlı kökmüş bu kendisi. Aynı şekilde hemen yanındaki çarpana baktığımız zaman eksi x eksi 5 görüyoruz. Burada da eksi x'i karşıya attığımız zaman x'in eksi 5 olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 5 dediğimiz ifadenin yine baktığınız zaman kuvvetinde 6 görüyorsunuz. 6 dediğimiz ifade çift sayıdır. O yüzden buna da çift katlı diye yazdım. Paydamıza baktığımız zaman paydamızda da eksi x eksi 1 ifadesini görüyoruz. Bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman x'in eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Paydadaki ifademizin derecesinde 3 yazıyor. 3 yazdığı için tek katlı köktür. Evet arkadaşlar, şimdi biz kritik noktalarımızı bulduk. Bunların ışığında tablomuzu yapalım. Evet,
Biz artık hatırlarsanız iki tane çizgi çiziyoruz. Çünkü iki tane eşitsizliğimiz var. O bölgelerin işaretlerini karıştırmamak için böyle ayrı ayrı düşünüyoruz. Şimdi baktığımız zaman birinci aradaki bölmeye birinci eşitsizliğimizin işaretlerini yazacağız. İkinci bölmeye de ikinci eşitsizliğimizin işaretlerini yazacağız. Baktığımız zaman köklerimize eksi 5 görmekteyim. Evet. Sonra eksi 1 görmekteyiz. Bakıyorum 0 var ve 1 var. Evet. Buradan ilk önce tek çizgi çiziyorum. Sonra gerektiğinde paydadan gelenleri çift çizgiyle göstereceğiz. Şimdi birinci eşitsizliğimize bakalım. Birinci eşitsizliğimizde paydadan gelen kimdi? Burada 1. O zaman ona çift çizgi koydum. Aynı şekilde ikinci olan eşitsizliğimize baktığımız zaman paydadan kim gelmişti? Eksi 1. O zaman ona yine çift çizgi koyduk. Şimdi bunlar tek katlı mı çift katlı mı? Onları söylemeye çalışalım. Birinci eşitsizliğimize bakarsak 1 dediğimiz ifade hem pay kısmından geldi hem de paydadan geldi. Bir tane buradan, bir tane buradan, iki tane gelmiş. 2 demek çift sayı demektir. O yüzden 1 dediğimiz ifade çift katlı kökmüş. 2 tane 0 koyuyoruz. İkinci eşitsizliğimize baktığımız zaman eksi 5 ile başlarsak eksi 5 dediğimiz ifade çift katlıymış. O yüzden çift 0 işaretini koyuyoruz. Sonra devam ettiğimiz zaman eksi 1 dediğimiz ifade 1 tane. O yüzden o tek katlıdır. 1 tane 0 koyuyoruz. 0'a bakarsak 0 dediğimiz ifade de çift katlıymış. Ona da o yüzden 2 tane 0 işareti koyuyoruz. Şimdi bunlara baktığımız zaman hangilerinin içi dolu, hangileri boş onu belirlemeye çalışalım. Önce birinci eşitsizliğimize bakarak söylemeye çalışıyoruz. Şimdi pay kısmından gelen köklerimizi alıyorduk. Ama burada baktığımız zaman pay kısmından gelen kök paydadan da geldiği için içini dolduramıyoruz. Tamam. O zaman şimdi ikinci eşitsizliğimize bakalım. İkinci eşitsizliğimizde sadece pay kısmından gelen kök var mı? Evet, sıfırı düşündüğümüz zaman sadece paydan gelmiş. O yüzden sıfırın içini dolduruyoruz. Yani bir eşitsizliğin içinin dolu olabilmesi için hem dahil işareti olması gerekiyor hem de sadece pay kısmından gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde baktığımız zaman buradan elde ettiğimiz eksi 5 değeri de yine aynı şekilde bizim baktığımızda sadece pay kısmından geliyor. O yüzden onun da içi dolu olacaktır. Evet. Eksi 1 dediğimiz zaten paydadan geldiği için içi dolu olmayacaktır. Bunların dışında şimdi işaretlerine geçersek. İşaretlerine baktığımız zaman biz sağ taraftan başlıyorduk. Birinci eşitsizliği düşünelim. Sağ taraftan hangi işaretle başlar? Evet, buraya baktığınız zaman x'i düşünmeliyiz. X'in işareti artıdır. Üçüncü kuvvet tek kuvvet olduğu için yine artı olacaktır. Baktığımız zaman aşağıya x küpü düşünmeliyiz. X küp de artıdır. O zaman artıyı artıya böldüğümüzde sağ taraftan artıyla başlarız. Şimdi buna baktığımız zaman kendi kökü ve çift katlı olduğu için işaret değişimi olmayacaktır. Devam ettiğimiz zaman bu kendi kökü değil işaret değişimi olmaz. Kendi kökü değil işaret değişimi olmaz. Yine aynı şekilde kendi kökü değil işaret değişimi olmaz. Alttaki ifademize baktığımız zaman da alttaki ifademizi düşündüğümüzde sağ tarafta da bakalım hangi işaretle başlıyor. Şöyle geldik. X kareyi görüyoruz. X kare artılı. Evet, buraya baktığımız zaman eksi görüyoruz ama eksinin çift kuvveti olduğu için o da artıya dönüşür. Paydaya baktığımız zaman eksi x görüyoruz. Yani işaret eksi, küpünü yani tek kuvvetini alırsanız gene eksi olacaktır. O zaman artı ile artıyı çarparsak pay kısmı artı olur. Artıyı da eksiye bölersek eksi ile başlarız. Şimdi alttaki eşitsizliğimizi düşündüğümüz zaman bu kendi kökü değil. O yüzden işaret değişimi olmayacaktır. Buna baktığımız zaman sıfır değeri çift katlı kök. Kendi kökü olmasına rağmen çift katlı olduğu için yine işaret değişimi olmaz. Buraya baktığımız zaman kendi kökü ve tek katlı olduğu için işaret değişimi olacaktır. Bakıyoruz yine kendi kökü ve çift katlı olduğu için işaret değişimi olmayacaktır. Evet, işaretlerimizi bulduk. Bakalım biz ne arıyormuşuz onu belirlemeye çalışalım. Şimdi baktığımız zaman birinci eşitsizliğimize burada geniş tarafta olduğunu görüyoruz. Geniş tarafta olduğu için sıfırdan büyükleri düşüneceğiz. Alttaki eşitsizliğimizi düşündüğümüz zaman yine geniş tarafta olduğunu görüyoruz. Geniş tarafta olduğu için gene artıları düşünüyoruz. Yani yukarıdan artı, aşağıdan artı. Artıya artı nerede var ona bakmaya çalışacağız. Artıya artıya bakarsak bakın şurası bize uygun. Burası bize uygun. Başka buralarda uygun yer bölge olarak yok. O zaman biz çözüm kümemizi yazmak istediğimiz zaman şuradan başlarsak bunlar şimdi yan yana oldukları için iki ifade
Bu bölgeleri ayrı ayrı yazmış da olabilir, birlikte yazmış da olabilir. Biz ilk önce birlikte düşünmeye çalışalım. Yani burada eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar düşünelim. Varsa bize uymayan onları çıkartalım. Evet, eksi sonsuz eksi 1 diyorum ilk önce. Çözüm kümesi eksi sonsuz eksi 1. Sonsuzlar her zaman açık parantezdir. Şimdi eksi 1'i inceleyelim. Eksi 1 dediğimiz ifade zaten aşağıda dahil olmadığı için yukarıyı düşünmeye gerek yok. Bir tanesinde boşsa biz de açık parantez yazardık. Evet. Peki bunun arasındaki bakın şöyle bir 5 diye kökümüz var. Orada bir sorun var mı diye bakacağız. 5 dediğimiz ifadeye baktığımız zaman buradan bize bir sıkıntı yaratmadığını görüyoruz. Çünkü içi dolu. Yukarıda da baktığımız zaman yine sorun yoktur. Çünkü biz yukarıda artıyı arıyorduk. Öncesinde ve sonrasında artı olduğu için kendisinde de artıdır. Yani biz buradaki aralığımızdan kimseyi çıkartmayacakmışız. Bir de şunu düşünelim. Şuradaki kök bize uygun mu acaba diye bakalım. Çünkü dışarıda bir kök ama o da bize uygun olabilir. Şimdi baktığımız zaman aşağıda bize uygun olduğunu görüyoruz. Yukarıyı değerlendirelim. Yukarıda biz ne arıyorduk? Yukarıda artıyı arıyorduk bakın. Ve o sıfırın solunda ve sağında artı olduğu için kendisinde de artıdır. Dolayısıyla yukarıda da sağlıyormuş, aşağıda da sağladığını görüyorsunuz. O yüzden biz kümemize sıfırı da eklemeliymişiz. Bu tek bir eleman olduğu için küme parantezinde gösterilir. Bu ikisini birlikte anlatabilmek adına da araya birleşmiş halde koyarız. Yani cevabımız E şıkkıymış. Evet sevgili gençler, güzel bir serinin sonuna geldik. Artık eşitsizlikler konusuyla ilgili 300 soruluk hedefinizi gerçekleştirme zamanı. Bol soru çözün ve eksikleriniz kalmasın. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bu eğitim çemberinin genişlemesine destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.